Hocam milli arada Fenerbahçe ile hazırlık mücadelesi. Ardından siz de hocam her zamanki gibi. Güzel. Bursa'ya özel hocam. Evet, süper. Neler söylersiniz hocam? İyi olmuş. Söyledim. Sizin yolunuza devam ediyoruz hocam. Eyvallah. Estağfurullah, yok bizde nerede öyle yakışıklılık. Evet, mil takımı arasından sonra Fenerbahçe maçı, orada da maçtan sonra söyledim. Kazanma alışkanlığı edinme açısından hazırlık maçı da olsa takım kurgulaması anlamında benim işime yarayacak, bir özgüven anlamında işime yaradığını söyleyebilirim. Ama şöyle, bu lig henüz daha manasıyla kendini ifade etmiyor. Yanılmayalım. Ben bazı yazılanları, çizilenleri okuyorum. Ama okumayacağım herhalde bu gidişle. Çok fazla romantik olan arkadaşlar var, duygusal olan arkadaşlar var. Futbol öyle bir oyun değil. Daha doğrusu şöyle, bu ifade çok daha doğru. Gelenekçi, geçmişten, geçmişteki futbolun öğretileriyle bugünün modern futboluna o geleneklerle yorum yapmak biraz avam kalıyor. Biraz dikkatli olmak lazım. Modern futbol neyi istiyorsa, iddialı bir takım yaratmak için olmazsa olmaz bazı kriterler var. Onu yaratmaya çalışıyorum. Ama bakıyorum kişiler üzerinden başka şeyler oluyor. Garip geliyor biraz, komik de geliyor. Ben Bursa Spor camiasına ve genele hizmet ediyorum, kişilere değil. Teknik direktörlük merciği egoları tatmin etme yeri değil, hizmet etme yeri. Bu konuda basındaki arkadaşlardan da rica ediyorum. Bazı oyuncularla alakalı yapmış olduğunuz haberler onları başka bir atmosfere sokuyor. Ben uğraşıyorum. Dikkatli olmak lazım. Oyuncu kazanmak kolay bir şey değil, zor bir şey. Ama zorlaşıyor siz öyle haberler yapınca. Bunu söyleyebilirim yani. Sizi eleştirmek anlamında söylemiyorum ama başka bir dünyada bir çocuk geliyor karşıma bir gün sonra. Yoruluyorum ve bu oyuncular buraları test etmediler. Bu oyuncular ya U21 ya 3. lig falan gördüler. Duygularını kontrol edemeyebilirler. Siz bana yardımcı olun bu konuda, sizden rica ediyorum. Evet. Var mı sorusu olan? Onunla devam edelim. Hocam, Osmanlı Spor mücadelesini soracağım. Aslında Fenerbahçe mücadelesi öncesiyle sonrasıyla konuşmuştuk ama yeni transferler, şans verdikleriniz oldu, gördükleriniz oldu. Genel anlamda şu anda Yalçın Koşukavak aklında, kafasında yeni transferlerle birlikte Bursa Spor ne zaman oturacaktır sizce? Şimdi o bu sorunun cevabını geçmeden önce şunu ıskalamayalım. 3 maç oynadık, geriye düşmedik. Yani Karagümrük maçını çıkartın, 2 maçta öne geçtik. Öne geçince savunma yapmak kolay. Bu oyuncular genç, dinamik. Skor bizde, yerleştik alana, savunma yaptık. Birileri çok hoşnut oldu. Ama şampiyonluğu oynayacak bir takımsa oynamak mecburiyeti var. Oynayabilmeniz için de oynayacak potansiyeldeki oyuncuları kullanmanın durumu var. Yani ben bir şeyleri böyle üstü kapalı anlatıyorum ama anlamanızı rica ediyorum. Şimdi geriye düştüğünüz zaman nasıl oynayacaksınız? Eğer ki sizin bir hedefiniz varsa, takımınızı bir üst lige çıkartmak hedefiniz varsa, hepimiz böyle düşünüyoruz. O yüzden oyunun kontrolünü ele geçirmeniz gerekiyor. Top rakipteyken sürekli oyunu kontrol edemezsiniz. Şampiyonluğu oynayacak, iddialı olacak takım topa sahip olur. Siz her lige bakın, şampiyonluğu oynayacak bir takımın sürekli topun rakipteki durumunu bir herhalde Atletico Madrid diyebilirsiniz. O da savunma yapmıyor aslında. Hücum etmek için savunma yapıyor. O yüzden oynamamız gerekiyor. Oynamamız için de o duygu kontrolünü sağlayacak deneyimli oyunculara, o alan parselasyonlarını bilecek, bunlara ihtiyaç var. Evet, genç oyuncuları da kullanacağız. Şimdi öyle bir durum oldu ki, hoca gençleri mi oynatacak yoksa deneyimlileri mi? Siz o zaman karar verin. Şampiyonluğa mı oynayacağız yoksa yetiştirmeye mi çalışacağız? Yoksa ikisini birden mi yapalım? Ben ikisini birden yapmadan taraftarıyım. Ama ilginç şeyler okuyorum yani. Orada biraz böyle enteresan oluyor. Osmanlı maçına gelince de Osmanlı takımı, çok iyi alana yayılan, topa sahip olan, oyunu oynamaya çalışan bir takım. Yani bunları kullandığınızdan dolayı çok fazla, bazı yerleri kesin rica ediyorum. Fazla detay veremiyorum çünkü herkes de izliyor bunları. Bizim takımın bazı problemleri var. Onları aşmam gerekiyor. Yani onları söyleyemiyorum.
Çünkü kullanılıyor, rakipler de herkes izliyor. Ben öyle yapıyordum mesela. Böyle çok basını güçlü olan şehirlerin sadece yerel basınlarını takip ediyordum maç hazırlığında. Oradan birçok şeyi alabiliyordum yani. O yüzden aynı yaptığım şeye, tuzağa düşmek istemiyorum. Biraz böyle ince ince söylüyorum. Var, bazı problemlerimiz var. Onları hem oyun anlamında aşmamız lazım hem oyuncu anlamında aşmamız lazım ki sahada çok olgun bir takım yaratabilelim. Yani benim bütün derdim o. Kişilere hizmet etmiyorum yani. Camiaya hizmet ediyorum. Son soru yapalım mı? Fark etmez, soralım. İstanbul Spor'u çalıştık. Mesela önce 7. sınıfta 2 gol var. Erzurum maçı, bir Rize maçı. Vedat Muriç, Mert Morbe. Bunun orta güzelliği kaleci Okan Kocuk kısa pası çıkarken kaptırıyor, gol oluyor. Fenerbahçe hazırlık maçı. Onur Canperi kısa pası çıkarken kaptırdı. Ne olursa olsun her şeye rağmen bu oyun felsefesine devam ediyor musunuz yani? Hatalar elbette olacak da. Şimdi gol olunca oraya baktık, doğru. Ama birçok da Fenerbahçe'yi deldik ön alan baskılarında. Artı eksi yaptığınız zaman artıdayız. Bu zamanla yerleşecek bir şey. Herhalde Türkiye Süper Ligi'de dahil Çağlar'ı ben stoper gibi oynattım. İlk 45 dakika. İki stoperin arasına çıktı, oynadı. Bunlar zaman zaman yapılması gereken şeyler. Ben oyun felsefemden vazgeçmeyeceğimi çok defa söyledim. Bu demek değildir. Yani ben sürekli birinci bölgeden pasla oynayacağım. Her maçın hikayesi başka. Amaç kazanmak ve sürekli kazanan olmak. Sürekli kazanan olmak için her maçın hikayesi başka olduğundan dolayı orada kurgulayacağınız küçük detaylar var. Hangi rakibe nasıl oynamak lazım? Şimdi Fenerbahçe'ye karşı topun uzun süre bizde kalması lazım. Topu onlara verirsek onlar çok standart olarak üst düzey oyuncular yani. Bize sürekli onlar oynar ve sürekli oyunun içinde olurlar. Yani her rakibe böyle oynanmaz ama genel oyun şablonu buna yakın. Budur yani. Ben o konuda ısrarcıyım. Maç kaybedebilirsiniz. Oyuncu kazanmak, maç kazanmak, şampiyon olmak, bir tane kaybedersiniz. O plan size 5 tane kazandırır. Çok öyle şeylere takılmıyorum. Ben hata yapanlarla ilgilenmiyorum. Gol atanlarla ilgilenmiyorum. Benim derdim başka. Ben pozisyon oyunuyla ilgileniyorum. Oyuncu doğru pozisyonda mı? Takım doğru duruyor mu? Top rakipteyken doğru alanlarda mı? Top bizdeyken hareketlik ve topa sahip olmak için alanlarda mı? Bunlarla ilgileniyorum. Bunlar zaten doğru olan. O gol attı, çok iyi futbolcu. Atamadı mı? Kötü mü? Gol yedirdi, kötü. Öbür hafta bir asist yaptı, iyi mi? Yani böyle skor üzerinden, kişiler üzerinden yorum yapmak çok sığ bence. Takımın genelinden geneline bakmak lazım. Siz Bursaspor'un oyundan memnun musunuz? Ben size soruyorum. Teşekkür ederim o zaman. Evet, maalesef var. Seleznov çok istekli, çok çalışıyor, çok özlemiş futbolu. Malaga'da çok fazla forma şansı bulamamış. Muhtemelen aynı problemlerden dolayı bulamamış. Hazır yapmak için uğraşıyoruz. Çünkü elimde iki Kubilay'la o var. Bir de Ali Akman var. İnsanlara da taşıyamayacağı yükü vermek istemiyorum. Şimdi Ali Akman 3 tane gol atıyor. Milli takımda iyi de abi orası 16 kategorisi yani. Burada stoper 35 yaşında yani. Ali Akman'ı da öyle kurda kuşa yem etmem yani. Hocam, milli takım hakkında görüşlerinizi alabiliriz. Dünkü galibiyetin ardından atmosfer tamamen değişmişti burada. Galibiyetten dolayı mı? Genel açıdan. Ya orada amil takımda çok yapılanmaya çalışan bir düşünce var. Aslında Türk futbolunun her tarafına yapılanmaya ihtiyaç var. Bence biraz daha sabırlı olursak bir malzeme var. Onun üzerinde de Şenol Hoca tecrübeli, oynama yönünde felsefeye sahip bir antrenör. İnşallah daha iyi bir milli takım olacak. Yani uluslararası standartlarda futbol oynamamız gerekiyor. Buna ama Türkiye'de çalışıyoruz. Bunu bu işi yapılanmayı zorlaştıran çok etken var. Çok hızlı hareket eden dinamikler var. Sürekli skor üzerinden yorumlar var. Sürekli yapılanmayı hem yapılanmak isteyen, aslında kimse ne istediğini de bilmiyor. Çok acayip bir durum. Ya biz ne zaman Avrupa standartlarında oynayacağız diyorsunuz. Siz oraya o işi yerleştirmeye çalışırken bir skor kötü geliyor. Hop başka bir yorum çıkıyor. Seviyoruz böyle güncel saha dışındaki şeylerden hareket etmeyi. O zaman da yapılanma adına teknik adamların da işi zor oluyor. Kulüplerin de işi zor oluyor. Sürekli birilerine yetişmek zorunda kalıyorsunuz. Ya basını tatmin etmeye çalışıyorsunuz, ya taraftarı tatmin etmeye çalışıyorsunuz, ya bireysel oyuncuları tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Ya böyle de o zaman vakit kaybediyorsunuz. Yani kısa
böyle günlük işlerle uzun vadeli planlar yapamazsınız. Yani bunları kabul etmemiz gerekiyor ülke futbolu adına. Milli takımda da yapılanıyor. İnşallah var orada genç oyuncu. Benim de çalıştığım oyuncular var. Daha iyi şeyler olur. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor ama. Hocam birincilikte çok tecrübelisiniz. Siz de bu hafta sorumlu yaşadınız yıllarca. Şu ana kadar gördüğünüz tabloda sizi olumlu ve olumsuz şaşırtan hangi takımlar var? Ligdeki takımlar. Bence her şey çok olağan gidiyor. Bence TFF birinci ligi takip edenler için de onlar da bence çok yakın takip edenler de biliyor. Şimdi geçen sene, ondan önceki sene Rizespor şampiyon oldu. Süper Lig'den düşen kadrosuyla. İlk 8-9 hafta yoktu takım sahada. 9. 10. sıradaydı. Yani bu ligi bir kere kabullenmek gerekiyor oyuncular anlamında. Şimdi bizim takımın da öyle bir kadrosu var. Yani bizim transfer yaptığımız oyuncular da ilk defa bu ligde oynayacak. Şimdi aşağıdan gelen oyuncular var. İlk defa bu ligde oynayacak. Hatta şimdi şöyle bir şey var. Sedat 3. ligde oynamış sadece. Ve orta saha. Ben onu stoper oynattım. Sağ olsun Can Sipar'a mücadele etti. Sol bek şimdi Menşeli Rüştü. Adana Demir'e gitti. Oynamadı. O geçen seneki o küme düşen Elazığ'a gitti. Oynamadı. Şimdi ondan da bir şey yaptık. Sol stoper yaptık. Ama bu lig öyle değil. 8. haftadan sonra çok şey değişir. Şimdi bu Akhisar'a falan, biz burada Akhisar maçını kazandık ama bize aldatmaması gerekir. Akhisar 4 hafta sonra böyle değil. Emin olun buna. Çünkü o oyuncular atletik açıdan şu anda hazır değiller. Zaten çok garip değil mi yani? Bu Türkiye'de bütün ligler 8. haftadan sonra. Garip değil mi yani? Biz o zaman 2 ay nereye hazırlanıyoruz? Ben anlamıyorum yani. Herkes diyor 8. haftadan sonra lig kendine gelir, oturur. Neden? O zaman hazırlık dönemi niye var? Hiç hazırlık dönemi yapmayalım. 1. haftadan itibaren başlayalım. O zaman 8. hafta hazır oluyoruz. Yani burada bu çok TFF birincilikte özellikle çok net. Yani şu anda iddialı kurulan kadrolar var. Mesela 7-8 tane takım var bu ligde net şampiyonluğa hedeflemiş kurulan kadro. Bunlar bugün itibariyle 8. de olsa bizi aldatmamalı. Yani bunlar ligin gidişatında bu oyuncular gelecek atletik olarak oraya. Taktiksel olarak. Zorlaşacak iş. Yani böyle kolay maç kazanamayacağız yani. Hocam son soru sorayım. Tabii. Transfer dönemi bitti. Son soru sizi. Keşke yerimiz oyuncu oldum alamadınız. Tanıklarınızı vermişsiniz. Keşke 2 ay önce açılsaydı. Bence sorunun cevabı bu. Hocam oyuncuların pozisyon almayı öğrenmez mi oluyor musun? Genç oyuncuların. Değilim. Onlar biliyor. Çok değilim. Öğrenecekler. Çünkü pozisyon almak öyle kolay bir şey değil. Mesela Burak Fenerbahçe maçında attığı golü 2 aydır anlatıyorum. Savunma arkasına koş diyorum. O ayağına istiyor. Savunma arkasına koş. Atletik hızlı bir oyuncusun. Neden rakiple uğraşıyorsun, ayağını alıyorsun? Arka savunma arkasına diye. Golü attıktan sonra taş çizgisine geldi. Hocam dedi golü sana yazıyorum. Yani genç oyuncuları biraz böyle ne çok yok etmemiz gerekiyor ne de bir anda var etmemiz gerekiyor. Yani denge işi. Ben bakıyorum ya, yazıyor adam. Uçuyor diyor. Yarın öbür pekala. Aslında şöyle bir şey yok mu ya? 3 haftada 3 maç kaybetseydik aynı şeyleri düşünecek miydiniz? Yani genç oyuncuyu korumak kıymetli. Şimdi biraz önce bahsediyorum 2 tane oynattığım stoperden. Rüştü, sol bek. Sedat 3. ligde Diyarbakır'da orta saha. Bu çocuklar özveri bir şekilde çıktı orada oynadı. Ve Allah da yardım etti. Skor bizi gösterdi. Skoru tuttuk. Can Sipari enerjileriyle, mücadeleleriyle. Tabi geriye düşseydik ne olacaktı? Bir de buradan bakmak lazım yani. Öyle bakarsak olayları çözeceğiz. Hocam buyurun. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.